Samsun Şube olarak Samsun Valiliğine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kamuoyu önünde soruyoruz. Çarşamba 75. yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin deprem güçlendirme ve onarımı işi hayati derecede zaruri miydi ki eğitim öğretimin tamamlanması beklenmeden alelacele okul boşaltıldı? Veliler ve öğrenciler tarafından yapılan CİMER başvurularına verilen cevaplarda ilgili okulda deprem güçlendirme çalışmalarının 3 yıldır devam eden uzun bir sürece sahip olduğu ve sonuç olarak çalışmaların acilen başlatılması gerektiği belirtiliyor. Madem ki acilen başlaması gerekiyordu, 3 yıldır neden beklediniz? Okulların tadilat tarihiyle ilgili kararları müteahhitler mi belirliyor? İlgili okul sağlık bilimleri üzerine öğrenci yetiştiren bir eğitim kurumudur. Taşınılan yeni okul binasında öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerini hakkıyla alabilmeleri adına gerekli laboratuvarlar, donatılar ve eklentiler hazırlanmış mıdır? Hazır değilse sağlık meslek eğitimine hazır olmayan bir binaya bu okulu hangi mevzuata dayanarak taşınır? Eski okul binasına yakın ikamet eden öğrencilerin ulaşım, yeme içme gibi insani ihtiyaçlarının nasıl karşılayacağına yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiş midir? Yoksa herkes kaderine mi terk edilmiştir? Aynı yerleşkede mevcut 3 okul eğitim öğretim verirken ortaya çıkabilecek öğrenci disiplin olaylarının varlığı dikkate alınmış mıdır? Okulda her öğrenci için yeterli alan mevcut mudur? Öğrencilerin hepsi dersliklerde mi eğitim almaktadır? Yoksa yan hizmet odaları da sınıfa dönüştürülmüş müdür? Sınıflarda akıllı tahtalar mevcut mudur? Çarşamba ilçemizde mevcut 2 İmam Hatip Lisesi'nde 1417, 5 İmam Hatip Ortaokulu'nda ise toplam 1223 öğrencimiz eğitim almaktadır. Hal böyleyken yeni yapılacak Sağlık Meslek Lisesi okul yerleşkesine proje İmam Hatip Okulu açılması gibi bir düşünceniz var mıdır? Sağlık Meslek Lisesi yeniden yuvasına dönebilecek midir? Bütçe görüşmelerinden Milli Eğitim Bakanlığı Şurası'na kadar hiçbir yerde gündeme getirilmeyen, adeta yok sayılan bu keyfi okul kapama sorunun milli eğitime ve dolayısıyla ülkenin geleceğine verdiği zararın hesabını nasıl vereceksiniz? Eğitimi Samsun Şubesi olarak yetkililerden bu sorularımızın cevaplanmasını talep ediyoruz. Sürecin takipçisi olacağımızın ve öğrencilerimizin, velilerimizin mağduriyetinin giderilmesi adına eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Yukarıda sayılan tüm hususlar kişisel görüşümüz değil, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun amir hükümleridir. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi tüm bu kanun ve yönetmeliklere Samsun Valiliğinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde karar almaya yetkili olan kişilerin bu kanunlara ne kadar uyduklarına yönelik gerek halk ve gerekse de eğitim paydaşlarında ortaya çıkan soru işaretlerinin duyurulması ve gerekli önlemlerin alınmasına yöneliktir. Önünde bulunduğumuz 75. yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adeta yangından mal kaçırıcısına sözde depreme karşı dayanıklılık ve güçlendirme çalışmalarının yapılması adına oldu bittiye getirilip hali hazırda Yeşilırmak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çarşamba Bilim Sanat Merkezi'nin aynı bina içinde hizmet verdiği binaya 506 öğrencisi ve 40 öğretmeniyle birlikte 3. bir okul olarak yerleştirilmiştir. Edindiğimiz bilgiler Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın 21 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu ihale sürecinin başladığını göstermektedir. Okulun zemin etüt raporu 5 yıl evvel 2017'nin Nisan ayında Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilmiş olmasına rağmen geçen 5 yıl zarfında okulla ilgili hiçbir işlem yapmamış olan Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı eğitim öğretimin devam ettiği gerçeğini dikkate almamış ve 21 Mart 2022 tarihinde okul ile ilgili ihaleye çıkmıştır.